Evet arkadaşlar selamlar sevgiler e, TSKB'ye bakıyoruz TSKB benim kendi özelimde e, takip ettiğim bir kağıttı e, o yüzden bu daha yani bu kağıda çalışmadım zaten e, hazırdı grafiği aklımdan da geçiyordu bunun videosunu yapmak zirveleri yaklaşmışken e, bir yapalım dedim bakalım neymiş ne ne değilmiş şimdi burada gördüğünüz beyaz çizgi Gördüğünüz gibi bir trend. Fakat aldanmayın trendin uzunluğuna. Çünkü bu saatlik bir grafik ve bu bir minor trend. Bildiğiniz gibi minor trendler destek olurken fiyatlara geri çekilmelerde major trendler kadar kuvvetli olamıyorlar. Şimdi TSKB aslında bu kadar volatil değildi arkadaşlar. Daha önceki trendlerinde. Ama bu trende girdiğinden beri daha volatil bir hale geldi ve e, açıkçası şöyle bir soru sordurttu kendine ya bir 35'te bir direnci var ve bu direnci acaba kırabilir mi diye de insanlara sordurtmaya başladı. Hacimli bir kağıt bildiğiniz gibi. Tahtası kalabalık ve kolay da e, bazen yani kolay da hareket etmiyor. Buraya kadar gelişi volatil de olsa aslında baktığınız zaman aresayı ısıtmadan hani usul 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 ve istikrarlı bir gelişti bu. Her ne kadar volatil olsa yani buradaki RSI önemli. Burada hiç al, aşırı alım bölgesine gelmeden e, hani güzel güzel mi geldi diyelim, öyle diyelim. Güzel güzel gelebildi buraya kadar. Şimdi tabii bugün Merrill için satışı sebebiyle aslında ben bunu analizi yaparken yani şuraya şu e, direnci koyarken şöyle düşünmüştüm. Ya burada bir direnç ve sıkışma alanı olabilir. Şuraya da çizeyim. Bir direnç ve sıkışma alanı olması evet mümkün ama e, kağıt alıcılı seyrediyor. Yani tabii ki volatilite var ama her volatilitenin ardından bir sıçrama var ve bir bir volatilite veya yani bir volatil hareketten sonra muhtemelen 35'i 1.35'teki e, direnci kırmayı dener. Hatta belki de kırabilir gibi bir Düşüncem vardı. Ama bugünkü e, fotoğraf e tabi TSKB'yi TSKB de etkilemiş oldu. Bakın açılış e, fazla gittim. Açılış. Açılışta bir denedi. Fakat işte Merlin için e, satışından sonra denemeye de devam edecekti belki. 34 ve 35 seviyesindeydi burada. Git geldi. 34, 35, 34, 35 gidiyordu geliyordu. Belki deneyecekti de ama deneyemedi. E şimdi tabii burayı denedi dediğim diyeyim. Yani bir, sadece tek bir mumda denedi. Yani denedi de demeyelim ama şimdi daha enteresan bir şey. Bir şekilde sıkışma noktasına doğru bir hareket olabilir mi diye şu anda e, sordurmaya başladı. Tabi bu sıkışma noktasına hareket olursa e, hacimlerinde epey bir düşük olması lazım. Yani e, buradaki gibi hacimler olmaması lazım. E, dolayısıyla hacimle birlikte buradaki destek, direnç ve sıkışma bölgesinde takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne diyoruz? Sıkışma bölgeleri biraz daha e, kritik olabiliyor bir şekilde. E, çünkü sıkıştı sıkışan kağıtların nereye kıracağının, ne tarafı kıracağının maalesef ki bir garantisi yok ve e, öngörülemez. E, işin aslı ve doğası gereği öngörülemez oluyorlar. Şimdi burada destek direnç seviyelerini trend yani şuradaki e, pembeyle gösterdiğim sıkışma bölgesiyle birlikte ve hacimler de atlanmadan takip etmek e, faydalı olacaktır. Yukarıda dediğim gibi 1.35'te direnci var. 1.35'i e atlarsa 1.37 ve e, tarihi zirvesi olan e, 1.40 direnci e, ile karşılaşacak. Eğer yani 1.35'in üstünde kapanışlar e, görürsek... Ve bir istikrar olursa artık 1.37 ve sırasıyla 1.40 denenebilir. Ama tabi dediğim gibi sıkışma yönlerinin ne tarafı olacağı pek de kestirilemiyor. O yüzden de aşağılara da bakmak lazım. Her zaman söylüyorum. Aşağılara muhakkak bakmak lazım zaten. Şimdi 1.32 bugün bir direnç destek konumundaydı. Ve aynı zamanda artık 1.32 şeye de uzak değil. Kesişme bölgesine de uzak değil. Yani artık bu tren çizgisini değil de 1.32'yi de takip etmek pek de yanlış olmaz. Aralarında çok fark yok. İşte 1.32 trendin ortalaması da 1.33 civarında 1 kuruş var arada. Tabi yüklü malı olanlar için 1 kuruş önemli. Çünkü kağıt ucuz bir kağıt. Yani para olarak ucuz bir kağıt. Şimdi 50 birimlik. Bakın şurada yeşille gösterdiğim yeşil olan kıvrılıp gelen bu 50 birimlik ve 1.32 birleşiyor. Ve aynı fiyattalar şu anda. Aynı fiyatta oldukları için 1.32'nin belki biraz daha güçlü bir destek olması beklenebilir. Fakat aşağı hareket devam ederse sırasıyla 1.30 ve 1.28 destekleri var arkadaşlar. Bunlara göre de stratejilerin hazır olması gerekir. Şimdi burada RSI aslında gayet yolunda giden RSI artık boynunu da aşağı çevirdi ve Aresay da bir kritik nokta gösteriyor bize. RSI şu an 50.29 puan seviyesinde e, 50'nin altı e, satıcılı olduğunu gösteriyor kağıdın. 50'nin üstü de bildiğiniz gibi alıcılı olduğunu gösteriyor. Yani aslında 56, 50 üstü diye bir ayrım yok ama yani 50'nin altı 48, 47, 45 artık aşırı satış bölgesine yaklaştığını gösteriyor. E, tabii Burada istenen 50'nin hatta 60'ın da belki biraz üzerinde seyretmesi biraz daha alıcılı olduğu anlamına da gelebiliyor. Aşırı alım bölgesine de girmeden gitmesi. Şimdi bu RSI'yı da takip etmek lazım burada. Strateji oluşturmak lazım. Açıkçası boş bırakmamak lazım. Yani aldım kağıdı saldım çayıra mevlam kayıra yanıltıcı olabilir. Bu kritik bir hal aldığı için bu, bunu tekrar takip edeceğim arkadaşlar ben. Ben de merak ediyorum çünkü. Yani o tarihi zirveye büyük çanak. Orada bir büyük çanak var. Onu daha sonra göstereceğim eğer 1.35'in üstüne çıkarsa. O büyük çanağın oluşma ihtimali, 1.40'taki oluşma ihtimali gerçekleşirse o zaman daha farklı bir bakış gerekiyor kağıda. Şimdilik büyük Çana böyle bir şu büyük çanağı göstereyim hatta ya. Niye daha sonra bakayım ki ona? Değil mi? Siz de bilin açarsa trader inşallah hanım göstereceğiz. Ya i̇şte böyle hani kullandığım trader Matrix tabanı tabii ki de adını da söylemeyeyim ama işte memnun değilim yani. Çok yavaş bir trader. Özellikle veri akışı yüksek olduğu zaman işte bakın burada da şu Fibo'yu da kaldırayım arkadaşlar. Bunu rahat rahat görün. Ya işte trader gene yavaşladı. Nedeni bilinmez şekilde tebrik ediyorum yani. Yani adamlar Matrix, evet bu trader da Matrix ama hani veri şey başka yerden alıyor, chartları başka yerden alıyor. E veri kanalı Matrix filan bir garip bir şey var ortada. Ya lütfen kalk arkadaş ya. Vallahi taktım kafaya ben bu fiboyu buradan kaldırmam lazım. Müsaadenizle biraz uğraşacağım ama yani üstü trader dondu. Yani ne, maalesef yapacak bir şey yok. Ha nesnelerin acından kaldırayım bari de. Ama sağ tuşum da çalışmıyor. Ha çalıştı. Gerçekten insan şey yapıyor ya. Şu bu nerede? Sil arkadaşım şu boyu. Sil. Yani kusura bakmayın. Uzatıyorum ama hakikaten de sinir oluyorum yani. Allah Allah. iki tane fibo koymuş. Sil. Ha sildim. Şimdi büyük çanak demiştik. Şimdi burada bir tabi bazı teknikçilerde de böyle bir şey vardı. büyük çanak olabilir mi? acaba buraya kadar geldi. Acaba buradan sonra büyük çana yapabilir mi diye. Hemen ona da bakalım. Ben daha sonra bakarım diyorum daha sonra bakmanın da bir anlamı yok. Şuradan çanağı seçelim. Mıknatıs kullanmayacağım. Gelişi güzel çizeceğim. Sadece bir şey yapmak için. Büyük çanak ne olduğunu görün diye. Büyük çanak bu arkadaşlar. Hatta biraz daha derin bu çanak. Şöyle tam derinliğini alalım çanağın. 82 kuruşla 1.40 arasında yani yaklaşık olarak ne kalıyor arada? 60 kuruşluk bir fark kalıyor. 82 1.40 62 2 lira. Çanağın katlama noktası. Tabii yani bunlar çok erken bunları konuşmak için. Önce yukarı hareketi görmek lazım. Ee, yani 1.40'ın üstünü görmek lazım önce. 1.40'ın üstünde bir kalıcılık görmek lazım. 2 lira gibi bu çanağın bir katlama noktası e, olabileceğini ben başka teknikçi arkadaşlarda da e, gördüm. E, yani ama bu ihtimali konuşmak için erken ama uzun vadede de sorulan soru bu. Uzun vadede bu çanak kendini katlayabilir mi? Yine sorulan soruların arasında ama söylediğim gibi ben adım adım yani işlem yaparken de adım adım teknik yaparken de adım adım gitmeyi severim. Daha doğrusu böyle bir prensibim var. O yüzden şimdi sadece bilginiz olsun diye gösterdim. Bunu ne zaman konuşacağız arkadaşlar? Bunu 1.40'ın üzerinde kalıcılık ve kalıcılık olması yetmiyor. Trend açısıyla birlikte hacimlerle birlikte trendin Yükselişini gördükten sonra bunu konuşacağız. Bu şu an için çok erken. Onu da değişik. Ben bazen çok bunu konuşmak için çok erken diyorum. Ya iki gün sonra bir dönüyorum bakıyorum. Ya tavan tavan gitmiş filan. Yani inşallah bunda da böyle olur da herkes kazanır. Tavan tavan gider. TSKB için söyleyecek başka bir şeyim yok. Dediğim gibi hatırlatmak için son kez tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi sıkışma bölgesine yaklaşmak üzere. Yani e, o yüzden e, dikkatli şekilde takip etmek çok önemli arkadaşlar. Strateji kurmak zaten e, bence gerekli. Stratejisi olmayan da bir strateji kur kurarsa üzülmez sanırım. Hareket hangi yönü olursa olsun arkadaşlar hatırlatırsanız buna bir daha bakarız. Zaten ben bakacağım da e, hani unutursam diye. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.